Türkiye'de şap hastalığının daha önce hiç görülmeyen yeni tipi olan besi hayvanlarına özgü SAT2 serotipi şap hastalığının ortaya çıkmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'nca acil önlemler alındı. Bu çerçevede aşı çalışmalarını yürüten bakanlığa bağlı Şap Enstitüsü Müdürlüğü ilk etapta acil aşı üretimi çerçevesinde 1 milyon aşı üretti. Şap hastalığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında canlı hayvan pazarlarında temizlik ve ilaçlama yapılıyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, çift tırnaklı hayvanların etkilendiği, et ve süt verimi açısından kayıplara yol açan SAT2 serotipi hastalığı sonrası çalışma başlattı. Bu kapsamda kapatılan canlı hayvan pazarlarını temizleyip ilaçlayan ekipler, hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla yürütülen çalışmaları belirlenen periyotlarda sürdürecek. Yavaş. Çalışmalar hakkında bilgi veren Şap Enstitüsü Müdür Vekili Ertan Atürk, aşı üretme kapasitesine baktığımızda 20 Nisan gibi ülkemizdeki tüm hayvanların aşılanmış olacağını düşünüyorum dedi. Aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz ama hasta olduktan sonra tabii bu biraz daha değişiyor. Nasıl oluyor? Hasta olan hayvanları hasta olmayanlardan ayırmaları gerekiyor. Ahırlarına giriş çıkışlarda hayvan bakıcılarının dezenfeksiyon kurallarına, biyogüvenlik kurallarına uymalarını tavsiye ediyoruz. Dezenfeksiyon havuzları kurarak ahırdan içeriye girmelerini tavsiye ediyoruz. Ahırdaki gübrelerin dışarıya atılmasında yine dezenfeksiyon işlemi uygulandıktan sonra gübrelerin dışarıya atılması gerekiyor. 2 milyon yaklaşık 550 bin doz ilk üretimimiz vardı. Bunun 1 milyon 500 binini sahaya yolladık. Bugün de yine işte il müdürlüklerimizden gelen kargo imkanlarıyla yolladık. Aldığımız aşılarımız var. Yine aşı üretme her hafta ortalama 2,5 milyon doz olarak devam edip sahayla aşının uygulanmasıyla paralel bir düzeyde aşı sevkiyatına devam edeceğiz. Aşı üretme kapasitemize ve sahanın aşı üretme kapasitesine baktığımızda ortalama şöyle diyeyim Nisan'ın 20'si gibi falan tamamen tüm ülkemizdeki hayvanların aşılanmış olacağını düşünüyorum ben. Bu vesileyle de aşılandıktan sonra da hastalığın da şu anda Türkiye'nin her yerinde hastalık yok. Yani bu algıyı bir yok edelim önce. Belli başlı yerlerde hastalık çıktı. Biz daha yayılmasın diye, daha fazla illerimize, çiftçimizin hayvanlarına bu hastalık bulaşmasın diye karantina tedbirleri aldık. Bundan dolayı da aşılamayı çok düzenli bir şekilde ve çiftçilerimiz de aşısını yaptırdığı, yani %100 hayvanlarını yaptırdıkça kesinlikle hastalık olmayacaktır. Bundan dolayı da herhangi bir problem hem Kurban Bayramı'nda hem de aşı bittikten sonra problem yaşamayacaktır.